ateş etti. Bu da kim? Yusuf Kuzuzade. Burada ne işi var? Sakın müdahale etmeyin. Emir almadan kimse ateş etmesin. İyi misin? Geç kaldın. O işi Yusuf Kuzuzade bitirdi. Tamam artık. Yorma kendini. Neden buradasın sen? Polat Alemdar'ı öldürmek için. Baban mı istedi bunu senden? Hayır. Bana bu görevi hepimizi yönetenler verdi. Görevi doğru kişiye vermişler. Onun cesedini bulmadan görevim tamamlanmış olmayacak. Siz dönün, ben onunla gideceğim. Ariel, Alemdar'ı bulursan onu bana getir. Ölü ya da diri. Yardım etmeye geldim. Adamların biri yukarı kısma baksın. Orada çamura saplanmış olabilir. Diğeri de kayalıklara baksın. Biriniz kıyı tarayarak yukarı, diğeriniz aşağıya gitsin. Her yere bakın.
Onların burada olduğunu kimden öğrendin? Polat Alemdar hakkında sizin bildiğinizden çok daha fazlasını biliyorum. Onu infaz etme görevinin sana verilmesine şaşırmamalı. Ben şaşırmadım. Ama endişelenmiş olmalısın. Polat'ı öldürmüş birinin Türkiye'de yaşaması biraz zor olmayacak mı? Polat Alemdar varken yaşamak kadar zor olmayacaktır. Ne oldu? Bir şey bulabildiniz mi? Hayır, hayır efendim, hiçbir iz yok. Bence artık gidelim. Buralar birazdan karışacak. İyi işte. Gidelim. Nereden çıktı şimdi bu taşınma işi? Elif, sen adam çok küçük diyordun. Baban da senin için evi değiştiriyor. Oradaki odam daha mı büyük kalacak? Evet. O zaman anlaştık. Bu telaş içinde sakın bizi ihmal etme, tamam mı? Etmem. Zaten vakıfla ilgili olarak yakında tekrar görüşmemiz gerekecek. Ne zaman derseniz. Ben sizden haber bekliyorum Safiye Hanım. Kuzum. Efendim Abbas. Tamam. Hadi çıkalım biz de artık. Teşekkür ederiz Hüdayi Bey. Her şey için çok sağ ol Hüdayi. Estağfurullah. Çok memnun oldum. Eyvallah. Neden doktor istemedin? İhtiyacım yok. Bana neyin iyi geleceğini biliyorum Yürgen. En iyi tedavi kapsamlı bir temizlikle başlar. Öyleyse Polat'ın temizlenmesi iyi bir başlangıç oldu. Ama bunu ben yapmalıydım. Hazırlıksız yakalandık. Asya'nın oyununa geldik. Asya ihanet etmez. Bu onun değil, Alemdar'ın planıydı. Bu konuda ısrar edemem. Onu yıllardır tanıyan sensin. Ama Yusuf'u tanımıyorum. Enteresan. Çok enteresan bir adam. Görevle ilgili söylediği doğru mu? Doğru olabilecek kadar gerçekçi en azından. Kuzuzade ailesi bölgedeki en büyük güçlerden biri. Konsey bu ailenin prensini bölgeye kral yapmaya karar vermiş olabilir Yürgen. Sen ne yapacaksın? Kendi krallığıma yürüyeceğim. Ne yapacağım? Polat'ın yokluğunda bölgeyi onun uzantılarından temizleyeceğim. Mücadelenin diğer aktörlerini yönetecek güce ve bağlantılara sahibim. Şedid de diğer terör grupları da benim çıkarlarıma aykırı hareket edemez.
Dikkatli. Çok dikkatli. İşte burada. Yakında Babil'de benim hükümdarlığım başlayacak Jürgen. Rahat! Memiş komutan. Emredin komutanım. Pusat kardeşimiz aramıza yeni katıldı. Bundan sonra sizin birliğin eğitimlerine iştirak edecek. Emredersiniz komutanım. Abi istersen hemen başlayalım. Burada abi bitti Pusat. Komutanım başladı. Alışmışız işte. Gelsin komutanım. Yorgun değil misin? Ben o kadar dinlendim ki bir yıl durmadan çalışsam yorulmam gibime geliyor. Bu acemiyer senin emrinde olacak. Yemek molası vermeden ikinci bir emre kadar aralıksız talim. Emredersiniz komutanım. Benimle gel. Gelelim. Yasin komutanı seviyorsunuz galiba. Kurban olurum ben Yasin komutanın yoluna. Onun yolu vatan yolu. Ben de seni sevdim be Memiş kardeş. Memiş komutanım diyeceksin. Siyah sancakta öyle ilk günden laballik kabul edemem. Tamam komutanım. Sen Karadenizlisin değil mi? Ben de çok severim sizin uşakları. Yat! Yirmi şınav. Kaç oldu? On. Olmadı. Baştan. 20 şınav.
Kaç oldu? 0. Kaç oldu? 0. 20, tamamdır. Kalk. Askerlik yapmadığım belli ama altyapı sağlam. Rahat. Bugünlük bu kadar talim yeter. Hadi. Sen yemeğe gitmemiş. Sağ olun komutanım. Nasıl? Alışabildin mi Pusat? İstersen alışma. Memiş komutan yakar çıranı. Hadi gel. Hoş geldin. Merhaba. Nesi var? Bence büyük bir iş var. O zaman uzun süre nefes alamayacağız demektir. Bir sürü birikmiş iş talebi var. Sen çıkmadan bir liste hazırla. Asya gece bakar. Tarih sırasıyla hepsi burada. Ben çıkıyorum. Tamam Ozi. Görüşürüz. Bir karar çıkarsa bana da haber ver. Ararım. Ozi şimdi çıktı. Bunları da senin için hazırladı. Belki bakmak istersin diye. Bizden güvenlik hizmeti almak için başvuranların listesi. Çok ciddi talepler var. Bazıları uzun süredir bekliyor. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Siyaset ve iş dünyasından bize prestij sağlayacak işler. Öyle bir derdimiz olduğunu sanmıyorum. Haklısın elbette. Ben sadece fikrimi söyledim. Yine de bu gece bir göz atarsan, hangilerini ekiplere vereceğiz, hangilerini bizzat üstleneceğiz bir karar vermek gerek. Karar verildi Meryem. Hepsine aynı cevabı gönderin. Devam eden işlerimiz dışında yakın zamanda bir iş almayı düşünmüyoruz. Sergide yaşanan tatsızlıkla ilgili mesajımı ilettin mi Hakkı? Evet. Yaptığınız cömert bağış için de teşekkür ettiler. Ancak hırsızlık olayıyla ilgili prosedür devam edecek. Bu işin daha fazla canımı sıkmasını istemiyorum Hakkı. Konu araştırılırken adınızın geçmemesi için de olabildiğince hassas davranılacak. Ama
Yine de efendim, soruşturmada tatsız sürprizler olabilir. Gel Yusuf. Hayırdır, bir şey mi oldu? Görevi yerine getirdim. Ne görevi? Polat Alemdar'ı vurdum. Bana bekleyeceğini söylemiştin. Bir fırsat yakaladım ve değerlendirdim. Nasıl oldu? Sürpriz oldu. Başka bir ipucunu takip ederken onu buldum. Hem de tam istediğim yerde. Nerede? Bir uçurumun kenarında. Bizim dostumuz, onun düşmanı biriyle kavga ederken. Ferdinand'ı yakalamış. Onun işini bitirmek üzereydi. Onu vurdum. Ve yuvarlanıp suya düştü. Peki, cesedini gördünüz mü? Akıntı fazlaydı. Aradım ama bulamadım. Orada daha fazla oyalanmak istemediğim için de uzaklaştım. Çok iyi yapmışsın oğlum. Efendim, bölgeyi aratmamı ister misiniz? Hayır. Bizden birinin oralarda bile görünmesi çok sakıncalı Hakkı. Hiç gerek yok buna. Ayrıca şu anda önemli olan Polat'ın ölmesi ya da ölmemesi değil. Yusuf kendisine verilen görevi yerine getirdi. Önemli olan bu. Bunun en büyük tanığı da Ferdinand. Bu da bize yeter. Bunu başka bilen var mı? Ferdinand ve ekibi. Bir de biz. Güzel. Ama duyulması fazla zaman almaz. Haklısın. O zaman hemen harekete geçiyoruz. Benim gitmeme gerçekten gerek var mı? Yusuf, bu duyulduğu anda Polat'ın adamları harekete geçecektir. Ortalık sakinleşene kadar uzaklaşmak zorundasın. Sen bilirsin. Peki hemen bu gece mi gidiyorum? Hayır. Sen yola çıkmadan önce bir temizlik yapmamız lazım. Ben hallediyorum efendim. Zaten bu geceyi geçirmeniz için de sayfiyedeki evi hazırlatmıştım. Müsaadenizle. Tamam. Hayırdır? Bir yere mi gidiyoruz? Senin akşam için bir planın yok, değil mi? Abbas, sen buradan ayrılmayacaksın. Buradan mı abi? Yok, şuradan. Abbas, gel buraya Abbas. Lan ne yapacağım ben seninle? İster döv, ister öldür abi. Abbas, bak, ben sana burada bekle derken bu evin bahçesinden bahsediyorum. İçeriden Safiye Hanım ya da Elif'in sesleneceği kadar yakın ama onları rahatsız etmeyecek kadar uzak olacaksın. Anladım abi. Hadi hayırlısı. Thank you.
Ne oldu? Elif'in keyfi yerine geldi mi? Biraz şaşkın ama mutlu. Odasının büyük olduğunu görünce çok sevindi. Cahit abimden haber var mı? İşi bitince arayacağını söylemişti. Vakıf işi için bir şeyler düşündün mü? Sibel'le biraz konuştuk. Yani önce şu vakfa gelen ihtiyaç sahiplerine biraz yardım etmeyi düşünüyoruz. Onlara kalacak yer ve iş imkanı bulmaya çalışacağız. Sibel yarın gelecek. Konuşuruz hep birlikte. Muhtemelen evi çok şeker bulacaktır. Ama kendisi de çok şeker kız. Hala kolleri açmamışsınız. Babam gelmeden her şey hazır olsun diyordunuz hani. E yardım et o zaman hadi. Şunları uzat. Ver. Yusuf Kuzuzade bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ben de şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bu zamana kadar konseyin Yusuf Kuzuzade hakkındaki tasarrufunu anlamakta zorlanıyordum. Şimdi ne kadar isabetli öngörülerde bulunduğunuzu idrak ediyorum. Yusuf da ailesinin şimdiye kadarki duruşunu aşan bir şeyler var. Bundan yıllar önce bizim için çalışmayı reddettiğinde onu o zaman gözden çıkarmıştık. Konseyin kararı neden değişti efendim? Yusuf Kuzuzade suikastten kurtulup bugünlere geldi. Kendisini sınamak için verdiğimiz bu zor görevi kabul etti. Bugün de Polat Alemdar'a hepimizin gözleri önünde sıktığı kurşunla kendini ispat etti. Peki Polat Alemdar yaşıyorsa ne olacak? Elbette böyle bir ihtimali göz ardı ediyor değiliz. Ancak Yusuf artık tarafını net olarak herkese göstermiş bulunuyor. Bu aşamada önemli olan da bu. Bunu Ferdinand'la da paylaşmalısın. Yusuf'un değerini bilmesi onun ve dolayısıyla bizim işlerimizi kolaylaştırır. Elbette Karun. İstanbul'a hangi rüzgar attı Mr. Smith? Çöl rüzgarı diyelim. Avrupa'da olduğunuzu sanıyordum. Eylemleriniz tüm dünyada geniş yankı buldu. Çöldeki kum fırtınaları nerede doğuyor zannediyorsunuz? Kırmızı yağmur diye bir şey varmış. Çölden topladığı kumu Akdeniz üzerinden taşıyıp Avrupa'yı kızıla boyuyormuş. Bunlar şehir efsanesi Mete Aymer. Eğer bir yer kızıla boyanmışsa bu biz boyadığımız içindir. Bir yerde savaş yoksa bu henüz İngilizler istemediği içindir. İşte bu çok doğru. Bana çok önemli haberleriniz olduğunu söylemiştiniz. Biliyorsun, sana borçluyum. Rica ederim. Bu yüzden aldığım bu önemli haberi seninle paylaşmak istedim.
Küresel güçler Türkiye'de Karahanlı Hanedanlığı yerine Kuzuzadelerin geçmesine onay verdi. Bu değişimin çoktan gerçekleşmiş olduğunu düşünüyordum. Yalnız unuttuğum bir şey var. Hanedan değişimi kansız olmaz. Önce iki taraf arasında da kan dökülecek. İşte ben bunu seyrederim. Tabii Yusuf bize bu zamanı tanırsa. Ailesi adına hanedanlığın gücünü taşıyacak isim olarak Yusuf seçildi. Bunun olabileceğini çok önceden öngörmüştünüz. Evet ama bizim için şartların böyle olacağını öngörememiştim. Eğer onu durdurmanın yolunu kısa bir zamanda bulamazsak, bize yaşama şansı tanımaz. Polat Alemdar'la ilgili hiçbir yerde hareketlilik yok Fehmi Bey. Bu ölüm sessizliği hiç ayrı alamet değil Hakkı. Oğullarınız bu gece burada güvende olacaklar. Yarın da Polat'ın adamlarıyla ilgili gerekeni yapacağız efendim. Bunlara alışkın değil misin Kenan? Çocukken babamın benden bir şeyler saklayıp bunu yapmasına alışkındım. Ama şimdi ne olduğunu bilmek istiyorum. Bu eve en son ne zaman geldik? Hatırlıyor musun? Lise mezuniyetinden sonraydı. Babam ikimiz için de parti vermişti. Bütün sınıf buradaydı. Yanlışın var. Bir kişi eksikti. Açmayalım şimdi eski defterleri. Söyle söyle. Neydi o kızın adı? Unuttum. Ne efkarlanmıştın. Kız partiye gelmedi diye. Bir köşede gizli gizli içip sarhoş olmuştun. E çocukluk işte, ne yaparsın? Hakikaten. Ne oldu o kız sonra? Hatırlamıyorum. Biz kızlar konusunda senin kadar şanslı olamadık be birader.
Bir saat istirahat. İstirahatten sonra mangamız ikiye ayrılacak. Birinci timde Pusat ve ikiniz benimle geleceksiniz. Emredersiniz komutanım. Kaçak petrol boru hattının güzergahını belirlemek için batıya yol alacağız. Memiş Çavuş. Emredin komutanım. Sen ikinci timin komutanı olarak yol üstünde olduğunu bildiğimiz aşağıdaki Türkmen köyünü korumaya alacaksın. Biz arazideyken fırsat bilip köye saldırabilirler. Biz de keşiften sonra orada konaklayacağız. Emredersiniz komutanım. Şimdi hepinize afiyet olsun. Ne oldu? Gece uyuyamadım. Neden rahatlamaya çalışmıyorsun biraz? Bana neler olduğunu anlatırsan rahatlayacağım. Dün geceden beri lafı değiştiriyorsun. Haklısın. Senden 5 dakika önce doğdum diye sana küçük kardeş muamelesi yapmaya hakkım yok. Bak abicim, benden bir şey saklamanı istemiyorum. Sen öyle istiyorsan benim için de bilmende bir sakınca yok. Geçenlerde yurt dışına gitmiştim. Hatırlıyor musun? Bir maden şirketiyle görüşmeye. Evet. Aslında öyle bir görüşme hiç olmadı. Ben başka bir yerdeydim. Bir haber var mı Hakkı? Efendim, adamımızdan haber geldi. Harekete geçmişler. Güzel. Ne zaman biter işleri? Uzun sürmez. Çocuklar uyandı mı? Evet, kahvaltı yapıyorlar. Size de yiyecek bir şeyler getirmelerini söyleyeyim mi? Yok, sağ ol. Anlamadığım bir şey var. Niye bu kadar önemli bir toplantıya babam değil de sen katılıyorsun? Dedemin kararı. Eminim İngiltere'de gittiğin okulun da kayıp olduğun döneminde bununla bir ilgisi vardır. Peki sana verdikleri görev neydi?
Burada saklanmamıza yetecek kadar tehlikeli bir görev. Bu kadarını bilmen yeterli. Senin için. Kim bilir daha bana söylemediğiniz başka neler vardır. Bu telefona bakmam gerek. Sen kal. Ben çıkarım. Efendim Mete. Şu anda gelemem. Uygun olduğumda ararım. Tamam. Merak etme, mutlaka ararım. Sen de kimsin kardeşim? Hüsnü Yalınkılıç. Hayrola Hüsnü, bize hediye mi getirdin? Sizin bu konuda sergilediğiniz esprili yaklaşım hastanemizin yükünü hafifletmiyor Erhan Bey. Anlatabiliyor muyum? Dur alayım ben senin yükünü o zaman. Ne var bunların içinde? İçinde hastanemizin 2015 yılı raporları var. Brief vermem için Polat Bey'i görmem gerekiyor. Abi burada yok. Sen kutuları bırak, ben ilgilenirim. Olmaz. Bu raporları sadece Polat Bey'e teslim edebilirim. İyi, sen bilirsin. Abi gelirse ben sana haber veririm. Olmaz. Bu raporları burada bırakıp gidemem. O zaman geri götür. Olmaz. O kadar yolu geri götüremem. Erhan abi, arkadaşlar emniyetten gelmişler. İyi günler Erhan Bey. İyi günler gülüm, hoş geldiniz. Hayırdır? Erhan Bey, Polat Alemdar burada mı? Abi burada yok. Ben yardımcı olayım. Konu nedir? Konuyu izah etmeye yetkim yok. Ama Polat Bey yoksa sizin emniyete kadar gelmeniz gerekecek. Hakkınızda yazılı emir var. Benim hakkımda mı? Evet, sizinle Cahit Bey hakkında. Cahit de burada yok. Onu da almamız gerekecek. O zaman çıkalım da onu da ararız. Buyurun. Erhan abi, hayırdır? Önemli bir şey yok Muhsin. Sen buraya göz kulak ol, döneceğim ben. Tamam. Ne oldu Hüsnü Bey? Rutin bir uygulama olarak birkaç soru soracaklarını söylediler. Ama bunun dışında bir şeyler olabilir. Ne olabilir? Polat Bey'in nerede olduğunu biliyor musunuz Muhsin Bey? Hayır. Dünden beri kendisi hiç haber vermedi. Kesin tuzak var. Fakat ben Polat Bey'in eskiden yaptığı bir operasyonu hatırladım. İçerideki arkadaşları çıkartacak bir planım var. Bu kolyeler sana emanet. Benim hemen alışveriş yapmam lazım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun. Çevreden yanlış anlaşılmasın, rahatsızlık olmasın diye sivil geldik Cahit Bey. Eyvallah. Hayırdır?
Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Siz çağırırsanız gideriz tabii de. Mesele nedir? Bir konuda bilginize başvurmak için yazılı emir var. Emir devlettense demiri keser. Buyurun gidelim. Buyurun. Çok yakışmış. Onun asıl yakışacağı yer kendi topraklarımın kalbidir. Onu Babil'in tam ortasına saplayacağım Ariel. Alemdar yok mu? Yok. Yer yarıldı, içine girdi. O zaman bekleyelim yeniden dirilip kalkmasını. Onu beklerken Yusuf Kuzuzade'yi de düşünmelisin. Sevgili dostum Yusuf. Elbette bundan sonra daha fazla olacak benim kafamın içinde Ariel. Bağlantılarımla konuştum. Konseyin ona Polat konusunda verdiği görev mutlak bir gücün habercisi. Bundan sonra Yusuf'u düşünmeden hesap yapmamalıyız. Ariel. Ben her şeyi ve herkesi düşünmeden hesap yapmam. Sen de öylesin. Ama enteresan. Neden Yusuf konusunda beni uyarma ihtiyacı hissettin? Onda farklı bir şeyler görüyorum. Senin düşmanın değil, dostun olmayı hak edecek kadar ekstra bir adam. Yeah. İşte gerçek bu. Hakkı Bey, Polat Alemdar'ın adamlarını içeri aldık. Teşekkürler. Bu bilgiyi gerekli yere ileteceğim. Saygılar efendim. Cahit ve Erhan emniyete alınmış. Siyah Sancak Komutanı ve Pusat da İstanbul'da değiller. Güzel. O zaman bize ayak bağı olacak kimse kalmadı Hakkı. Hayır efendim. Kalmadı. Ben çocuklarla konuşayım, sen de çıkış için hazırlıkları yap. Tamam efendim. Yusuf nerede Kenan? Eminim önemli işleri vardır baba. Kenan. Burada durmanıza artık gerek kalmadı. Şoför seni istediğin yere götürebilir. Şu an sadece spora gitmek istiyorum. Belki orada biraz rahatlarım. Hepimiz gerildik geceden beri. Ama artık rahatsın Yusuf. Gereken yapıldı.
Polat'ın sana zarar verebilecek bütün adamları emniyette tutuluyor. Sen de bu akşam İstanbul'dan ayrılacaksın. Tamam. Ama gitmeden önce halletmem gereken birkaç işim var. Nasılsa gitme desem de beni dinlemeyeceksin, değil mi? Sadece dikkatli ol. Akşama burada olurum. Tamam. Hüsnü Bey, burada çiğ köfte yapılır mı? Deli misin? Ama sizi tenzih ediyorum Muhsin Bey. Ben burada çiğ köfte yapmıyorum. Arkadaşlarımızı içeriden çıkartmak için plan yapıyorum. Detayları size açıklayamam. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ha, aman bir türkün aman eksikti. İçerim yanıyor aney, gözlerim ağlar. İçerim yanıyor aney, gözlerim ağlar. Polat yok diye fırsat bilip ofiste sıra gecesi mi yapıyorsun? Öyle şey olur mu Anadolu Hanım? Hüsnü Bey geldi, durduramıyoruz. Aa, çiğ köfte mi yapıyorsun? Hay aklınla bin yaşa be Hüsnü Bey. İşte memleketin has yemeklerinden biri. Bu bildiğiniz çiğ köftelerden değil efendim. Belli. Bu ne böyle? Bu bulguru mu kullandın Allah aşkına? Baksana, yarma gibi ayol. Olmaz, ince bulgur olacak. Ya bırak, hiç yoğurma boşuna. Efendim, siz bilim insanısınız. Beni formüllerle, atom çekirdeğiyle dövün. Ama çiğ köfte benim alanım. Lütfen karışmayın. Ver bir parça bakayım o zaman. Yok. Ver, ver. Olmaz. Ay yemeyeceğim ayol, ay yemeyeceğim. Koklayacağım. Senin kullandığın ette et değil ki evladım, ne bu? Saf GDO. Mide mi dayanır buna? Öyleyse doğru yoldayım. Yanlış yoldasın. Artık çok geç efendim. Bırakın yapsın Anadolu Hanım. Bunu kimsenin yemek isteyeceğini de sanmıyorum zaten. Muhsin mantıklı konuşuyor. Siz bilirsiniz. Ama bunu yiyen iflah olmaz. Benden söylemesi sana. Efendim, Asya Hanım geldi. Hoş geldin Asya. Teşekkür ederim. Gelişmelerden haberdar olduğunu varsayıyorum. Polat Alemdar'ın infazından bahsediyorsunuz. İnfazın gerçekleştiğini söylemek için henüz erken. Ancak yine de ortak dostumuzun büyük bir iş başardığını itiraf etmeliyim. Aracılık ettiğim biri olduğu için bu durumdan ben de memnun oldum. Yusuf Kuzuzade beni mahcup etmedi. Seninle tam da bu mesele için görüşmek istedim. Sizi dinliyorum. Senin ricanın üzerine Yusuf'la konuşması için Rose'u görevlendirmiştim. Rose görüşmen sonrasında bana çok ilginç bir rapor sundu. Yusuf Kuzuzade küresel konseyde köstebek olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Polat Alemdar konseydeki çok önemli
bir aile üyesiyle bağlantıları olduğunu, birlikte hareket ederlerse sistemi çökertebileceklerini söylemiş. Bu çok ilginç bir iddia. Son derece de cüretkar. Yusuf bu iddiasını desteklemezse ağır bir bedel öder. Planınız nedir? Polat Alemdar üzerinden bu iddianın izini sürmemiz şu an için mümkün değil. Yusuf konseye ne gibi deliller sunacak, bunu zaman gösterecek. Her halükarda kendi araştırmamızı yapmak zorundayız. Yüce Konsey için her türlü göreve hazırım. 10 yıl kadar önce ailelerimiz arasında sarsıcı bir hesaplaşma yaşandı. Ve mesele asla aydınlatılamadı. Rusya'daki hanedanımız bu hesaplaşma neticesinde dengeleri değiştirecek bir güç elde etti. Ancak aleyhte bir delil bulunamadığından konsey harekete geçemedi. Son zamanlarda yaşadığımız birkaç hadise ve bu köstebek iddiası şüphelerimizi güçlendiriyor. Durum tahmin ettiğimiz gibi ise Rusya'da da hanedan değişimi gerekebilir. Tabii bunun için Ruslardan bir Yusuf Kuzuzade çıkar mı bilmiyorum. Senden bu meseleyle ilgilenmeni istiyorum. Ne gerekiyorsa yaparım. Rusya'ya gideceksin ve orada bizim için çalışan biriyle buluşacaksın. Ailesiyle temasa geçmeni o sağlayacak. Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar bu dosyada. Ya durum düşündüğünüz gibi değilse? O durumda ne yapmamı emredersiniz? Rusya'daki ailemizle ilgili yanılmayı çok isterim. Ancak bu durumda Yusuf Kuzuzade ile ilgili planlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Buyurun. İşte daha sık görmekten keyif duyacağım bir yüz. Hoş geldiniz Ferdinand. Hoş bulduk Fehmi Bey. Oturalım mı? Yaşadığınız can sıkıcı olayı duydum. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ama asıl hayatımı kurtardığı için oğlunuza teşekkür etmeliyim. Yusuf yok mu? Yusuf bir süre buralarda olmayacak. Hı, anladım. Durumun ciddiyetini düşününce en doğru karar bu olsa gerek. Buraya sadece Yusuf için gelmediğinizi düşünüyorum. Kesinlikle. Asıl ziyaret nedenim, ortak paydamız petrol. Yusuf'un enteresan hamlesiyle Polat hazır devreden çıkmışken yol alalım demeye geldim. Ben size petrol arzına hazırım Fehmi Bey. Ben de her türlü arzınızı karşılayacak kadar hazırlıklıyım Ferdinand. Ama bu akış başlamadan önce kaynaklarınızın güvenliğini ve sürekliliğini garanti etmelisiniz. Demek bu kadar kaygan bir zeminde iş yaparken benden garanti bekliyorsunuz. İnsanın çocuklarının olması böyle kontrollü hareket etmesine mi neden oluyor acaba? Hayır. İnsanın çocuklarının olması onun dostlarını ve düşmanlarını daha özenle seçmesine neden olur. Sizinle iş yapma tarzımızın farklı olmasının nedeni başka. Siz kendi kurduğunuz ve yıkılırsa sadece sizin altında kalacağınız bir çatıdan sorumlusunuz.
Ama benim taşıdığım yük 100 yıllık bir yük. Temelinde hırs da var, alın teri de var, kan da var. Ve eğer benim çatım çökerse, aklınıza bile gelmeyecek insanlar altında kalır. Belki buna siz de dahilsiniz, Ferdinand. O zaman kontrollü hareket edelim. Ve hiç kimsenin çatısı çökmesin. Ben de bunu tercih ediyorum. Bugün bölgeye hareket edeceğim. Orada... Bir dahaki görüşmemizi somut rakamlar üzerinden yapmayı ben de çok isterim. Umarım o zaman Yusuf da aramızda olur Fehmi Bey. Konuşmayı yapıp yapmamayı çok düşündüm. Kararımı verdim ve sizi aradım. Öncelikle şunu iyi bilin. Ben birlikte çalıştığım insanlara ihanet etmem. Şu anda kiminle birlikte çalışıyorsun? Bu arabaya bindiğim andan itibaren... Sadece size. Eğer siz de bana güvence verirseniz bunu ispatlarım. Arabama bindin mi Kerem'e Aymar? Yapacak bir şey yok. Bundan sonra yola beraber devam edeceğiz. Ben de böyle düşündüğüm için yolumuza çıkacak bir engeli haber vermeye geldim. John Smith İstanbul'da. Abi bu şekilde de olsa sizlerle konuşmak keyifliydi. Eyvallah. Nerede kaldı bu sorgu amiri? Alt üstü bir ifade vereceğiz. Bizim de bilgimiz yok Erhan Bey. İsterseniz bir kez daha sordurayım. Gerek yok kardeşim. Biz burada emniyet personeliyle oturmaktan sıkılacak adamlar değiliz. Daha çok bekleyecek miyiz Cahit? Yemek mi yesek? Biraz dayan Erhan. Şu mesele neymiş onu öğrenelim önce. Buyurun abi. Çıkın dışarı. Polat Alemdar nerede? Bilmiyoruz. Demek bilmiyorsunuz. Polat'ın her yerde aranan, uluslararası bir suçlu olan Ferdinand'la ne işi var? Bunu kendisine sormanız gerekmiyor mu? Bakın konuşmazsanız bu sorgu bitmez. Polat Alemdar, Ferdinand'ı nereye götürüyor? Bence siz sorgulayasınız diye size getiriyordur.
Bence de. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Siz Polat Alemdar'la ilgili konuşana kadar misafirimsiniz. Bütün gece burada mı kalacağız? Ellerinde bir şey yok Erhan. Muhsin de zaten aramıştır savcıyı şimdi. Burada dur. Sen buradan geri dönebilirsin. Efendim, siz şirkete dönmeyecek misiniz? Sen dön. Kimseye de bir şey söyleme. Ben işimi bitirince geleceğim. Peki Yusuf Bey. Beni arayacağını biliyordum. Seninle plan yapmak için gelmedim. Heveslenme. Neden geldim? Kendi planımı uygulamam için yardımına ihtiyacım var. Ben Türkiye'ye senin için döndüm Yusuf. Yanında olmak, sana her türlü desteği sağlamak için elimden ne geliyorsa yaparım. Polat Alemdar'ı vurdum. Bana konsey tarafından verilen emri yerine getirdim. Artık onların masasına oturup oyunlarını bozmak için bir engelim kalmadı. Polat öldü mü? Vurulduktan sonra uçurumdan suya düştü. Cesedi henüz bulunamadı. Bunun yaratacağı sorunları hesap ettin mi? Polat'ı öldürme görevini aldığımda bunun kolay olmayacağını biliyordum. Ve zaman kazanmak için bir oyun kurdum. Nasıl bir oyun? Konseye kendi adamları içinde bir hain olduğunu söyledim. Onlar da benden bunu ispat etmemi istediler. Böylece hem zaman kazanmış olacak, hem de sistemlerinin Orta Doğu'daki kilit ismini ortadan kaldıracaktım. Köstebek diye onların önüne atacağım yemi buldum. Kim? John Smith. Önce onun hain olduğuna herkesi inandıracağım. Sonra da bana yaptıklarının hesabını sorup ortadan kaldıracağım. Peki nasıl olacak bu? Smith'in İstanbul'da kullandığı mekanı öğrendim. Sen bana o binanın planlarını ve krokisini bulacaksın. Ve oraya girip Smith'in beynini çalacağım. Hemen hallederim. Thank you.
sorgu amirinin derdini sen anladın mı Cahit? Birilerinden emir almış Erhan. Verilen görevi yapıyor. İçeride olmamız birilerinin işine geliyor demek ki. Efendim ne yapıyorsunuz? Durun beyefendi. Hayır. Bırakın lütfen. Giremezsiniz. Bu çiğ köfteler Erhan Bey'e gelir. Onunla hiç giremez. Lütfen. Bu gürültü de ne? Ama böyle olmaz. Lütfen. Hüsnü'nün sesi. Lütfen ısrar etmeyin. Hayır. Beyefendi. Bu çiğ köfteler Erhan Bey yemeden hiçbir yere gitmem. Olmaz beyefendi. Sizi içeri alamam. Bakın saygıdeğer kamu görevlileri. Erhan Bey ofisten yemek yemeden çıktı. Çok acıkmıştır şimdi. Lütfen ısrar etmeyiniz. Koridoru boşaltın. Beyefendi. Ne oluyor burada? Amirim, beyefendi Cahit ve Erhan Bey için çiğ köfte getirmiş. Sayın amirim, Erhan Bey açlığa dayanamaz. Bu çiğ köfteyi ellerimle onun için yoğurmuştum. Hı-hı. Dostluk bugünlerde belli olur. Hı-hı. Burası emniyet beyefendi. Kebap salonu değil. Dışarıdan yiyecek sokmak yasak. Burada torpil de sökmez. Ama bu çiğ köfteler ne olacak? Ziyan olmasın diyorsan masaya bırak. Şuraya. Tamam mı? Yiyen yer, yemeyen de artık kendi bilir. Amire duydunuz Erhan beyefendi. Bir lütfen görseydin, ısrar etmeyin artık. Azıcık yedirip lütfen. Gireceğim. Lütfen. Ne yapıyor böyle? Siz bize verin biz hallederiz beyefendi. Lütfen ısrar etmeyin artık. Arkadaşınız size çiğ köfte hazırlamış. Müthiş. Çok lezzetli. Ama ne yazık ki siz yiyemeyeceksiniz. Buraya dışarıdan yiyecek girmesi yasak. Çiğ köfte mi? Beyefendi. Bir müsaade etseniz. Beyefendi lütfen. Amirim size savcılığın yeni talimatını getirdim. Ne talimat o? Cahit Bey ve Erhan Bey'i tahliye etmemiz gerekiyor. Ne tahliyesi? Onların sorgusu daha bitmedi. Talimat bu yönde amirim. O zaman bize müsaade. Bir dakika, bir dakika. Amirim iyi misiniz? Amirim şöyle oturun. Bir dakika izin verin. Amirim neyiniz var? Kanım. Ne yapıyorsunuz? Amirim ne oldu? Cahit Bey, şunu hemen yutun. Merak etmeyin, sizi buradan çıkaracağım. Ne çıkarması Hüsnü? Ne yapıyorsun sen? Ya yut şunu. Çek şunu. Yeme Cahit, sakın yeme. Aç ağzını. Aç. Ha. Tamam. Beyefendi, sorgu odasına yiyecek sokmak yasak. Tamam. Cahit Bey, siz de artık serbestsiniz. Çıkabilirsiniz. Çıkıyorlar mı? O halde sakın yemeyin. Ben size dışarıda ısmarlarım. Yok yok, yiyeyim sağ ol. Buyurun. Biraz midem yiyin. Yürü Hüsnü, yürü. İyisiniz değil mi? Amirim, iyi misiniz? Ambulans çağıralım mı? İyiyim, iyiyim. Birazcık kramp girdi sanki. Yandı gülüm keten elva. Geçmiş olsun Kolombo. Amirim. Gel Yusuf. Bitti mi işlerin? Bitti. Tamam. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen yola çık. Ben hazırım. Sizin için nasıl uygun olacaksa öyle yapalım. Hemen çıkabiliyor mu Hakkı? Biz farklı saat ve yerler için uçuş hazırlıklarımızı yaptık. Ne zaman isterseniz hareket edebiliriz. Bence beklemeye gerek yok. İlk uçakla gidersin. Gideceğim yeri seçebiliyor muyum? 7 ayrı yer için bilet alındı. Yusuf. Oğlum çok dikkatli ol, olur mu? Yalnız olmak istemeni anlıyorum ama yanında kimseyi göndermemek de beni huzursuz ediyor. Kenan'ı götürürdüm ama o zaman da aklın hepten bizde kalacak. Sahi Kenan nerede? Dönmedi henüz. Ben konuşurum onunla. Senin bekleyecek zamanın yok oğlum. Hadi bakalım. Peki. Baba.
Mayına bastın, sakın kıpırdama. Mayın mı? Evet, sakın hareket etme. Sakin ol, kımıldama. Sen de uzaklaş buradan. Yasin komutanım, sen de yaklaşma. Sana kıpırdama dedim. Burada emirleri ben veririm. Yasin komutanım, benim için canınızı tehlikeye atmayın. Merak etme, halledeceğiz. Yasin komutanım. Dur. Yaklaşma. Mayın var. Boru hattını takip ettik. Daktivir elemanına rastlamadık. İş makinalarının oraya baktınız mı? Orada da kimse yok komutanım. Toparlanın. Diğer ekibin yanına gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Hadi hadi, acele edin hadi. Ben ne olacağım? Yürü sen de. Mayın falan yok. Alacağın olsun be Yasin komutan. Niye burada durdun? Dikkat çekmemek için sizi buradan uğurlayacağız. Fehmi Bey havaalanına normal bir yolcu gibi girmenizin daha güvenli olacağını söyledi. Babam bu işleri iyi bilir. O nasıl söylediyse öyle olsun. Siz buradan taksiyle devam edeceksiniz. Biz de havaalanına kadar sizi takip edeceğiz. Anladım. Yolculuk ve sonrası için kısa vadede gereken her şey hazırlandı. Pasaport ve evrak da çantanın içinde. Gereken her şey hazır. Siz hiç merak etmeyin. Sağ ol. İyi yolculuklar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kenan'a selam söylemeyi unutma. Unutmam. Hüsnü, ne bekliyoruz burada? Hadi gidelim. 5 dakika sabretmenizi rica ediyorum Cahit Bey. Planımın sağlamasını almak istiyorum. Lan ne sağlaması? Ben bu Hüsnü'nün planını önceden tecrübe ettim Cahit. Az kalsın sen de o kervana katılacaktın. İşte planımın sağlaması. Çiğ köfte ilaçlıydı Cahit Bey.
Polat Bey'in daha önceki bir plandan ilham aldım. Size onu yedirecektim. Sonra hastaneye transferiniz, sonra da arka kaptan tahliyeniz gerçekleşecekti. Uzan mısın? Kızma Cahit. Sonuçta hak eden yedi çiğ köfteyi. Seni tebrik ederim üstüne. Teşekkür ederim Erhan Bey. Hadi Yusuf, hadi gidelim. Hala kiminle buluşacağımızı söylemedin. Birazdan göreceksin. Hoş geldin, Asya. Bakın yaşıyor mu? Dayan oğlum, dayan aslanım, dayan. Baskına uğradık. Çok kalabalıktılar. Direnemedik. Hakkınızı helal edin komutanım. Neymiş komutan? Neymiş? Neymiş komutan? Komutanın kolu. Çadır ismi tutar, Martin tüfek basmı tutar. Ağlayanım anam bacım, benim kızı yasmı tutar, benim kızı yasmı baskını kim yaptı? Kim olduklarını bilmiyorum ama tövbe haşa. Allah'ın gölgesiyim diyen bir adam vardı. Gölge. Ne tarafa gittiler? Yaralılarımızla ilgilenin. Şehitlerimizi de kaldırın, bizi bekleyin. Sessiz ve hızlı olacağız. Gidelim.
Şarj. Yasin komutan, bayılırım. Bu kadar eğlence yeter. Çok adam kaybettik. Gidelim buradan. Gidelim. Auf Wiedersehen, Yasin Komutan. Tarlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Şol Yemen'de can verenler, biri Mehmet, biri Memiş, biri Mehmet, biri Yemen'de can verenler, biri Mehmet, biri Memiş, biri Mehmet, biri Memiş. Gerçekten o çiğ köfteyi bize yedirecek miydin Hüsnü? Ne münasebet. Maksadımı biliyorsunuz. Hadi itiraf et. Seni adam yerine koymadılar, almadılar diye kıskandın. Bize tuzak kurdun. Asla öyle bir maksadım olmadı. Daha ne kadar izah edeyim?
Polat Bey'in evvelce uyguladığı bir taktikti. Usat arıyor. Bence buralara alışamadım abi. Askerlik bana göre değilmiş deyip merkeze tayinini isteyecek. Hayırdır Pusat? Baskın uğradık abi. Polat abiye ulaşamadım, size haber vereyim dedim. Durumunuz nedir? Yasin komutan da. Ben de hayattayız ama şehitlerimiz var abi. Kim saldırdı size Pusat? Gölge denen o şerefsiz abi. Gölge mi? Nasıl olur? Gölge abinin elindeydi. O olduğundan emin misin Pusat? Eminim abi. O şerefsizi gözlerimle gördüm. O herif Suriye'deyse abi nerede? Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Durumu nasıl? Daha iyi, daha da iyi olacak.